Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepinize ortacadan selam ve sevgiler. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere evde sigorta sürekli atıyorsa, kaçak akım rolesi sürekli atıyorsa, ana kaçak role, akım rolesi, bunun neden olduğunu ve çözümünün nasıl yapılacağıyla ilgili sizlere değerli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bizim evde yaklaşık bir haftadan beri sürekli sigorta atıyordu. Ama nedeninin nasıl olduğunu ve neden gerçekleştiğini bir türlü çözemedik. Bir elektrikçiye başvurma ihtiyacı duyduk. Ancak elektrikçi burada evde bu testi yapabilmesi için bir sürü cihazların denilmesi gerektiğini, tüm prizlerin elden geçmesi gerektiğini, bunun da biraz maliyetli olabileceğiyle ilgili bize bilgi verdikten sonra bu işi kendim denemeye karar verdim. Evde tek tek cihazları söküp kaçak akım rolesinin neden attığını tespit etmeye çalıştım. Sonunda çamaşır makinesinin prizini taktığımızda kaçak akım rolesinin attığını tespit ettik. Ancak makine neden bu sigortayı attırıyor? Bunu çözmemiz gerekiyordu. Daha sonra araştırmalarım sonucu kaçak akım rolesinin ve sigortanın atmasının nedeni çamaşır makinemizin içerisinde bulunan rezistans, yani ısıtıcının arızalı olması nedeniyle attığını tespit ettim. Servisi aradım. Servis parça değiştirme ve servis ücreti dahil 500-600 lira civarında bizden para istedi. Ben de kendim bu arızanın olduğu rezistansı kendim söküp kendim değiştirmeye karar verdim. Ve arkadaşlar, gördüm ki gerçekten bunu servis yerine kendinizin de değiştirebileceği kanaatine vardım. Bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Benim evdeki çamaşır makinesi Arçelik marka. İşte şimdi size o makineyle ilgili de bilgi vereceğim ve nasıl sökeceğinizi ve yerine yeni gelen parçayı nasıl takacağınızı şimdi göstereceğim. Buyurun, arızayı beraber görelim. Arkadaşlar, benim evimdeki çamaşır makinesi Arçelik 8 kilogram 8128H modeli. Makinemiz bu arkadaşlar. Ve arkasında bu makinenin bir kapak var arkadaşlar. Çok kolay sökülüyor. Makinenin arkasındaki bu kapağı söktüm. Bakın, bu rezistansın olduğu yer burası, hemen motorun hemen yanında, o dönen pervanenin hemen altında arkadaşlar. Çok kolay. Hemen hemen tüm makinelerde de aynı yerde. Ulaşmanız çok kolay o bölgeye. Ben rezistansı söktüm arkadaşlar. Bakın, içinden çıkan rezistans bu. Şurada gördüğünüz gibi siyahlaşma var. Görüyorsunuzdur siz de. Bu siyahlaşma devreyi tamamlamadığı için ve araya da pislik sıkıştığı için sürekli sigortamızı attırıyordu. Ben bunu söktüm ve kendim de orijinalini, markasına göre, buna çok dikkat edin. Bu rezistansı makinenizin markasına göre ve ebatlarına da bakarak orijinalini isteyin. Ben istedim internetten. Bakın, gördüğünüz gibi yenisi geldi. Kargo ile yenisi geldi. Şimdi bunu yerine takacağım ve sigortanın atıp atmadığını hep birlikte göreceğiz. Buyurun, nasıl yaptığımızı hep birlikte görelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın, görüyorsunuz bir nötr, bir farz girişi var. Şurada da topraklaması var. Yani önce bunlar soketli olduğu için bu soketlerin nötr ve farzı çıkartıyorsunuz. Sonra topraklamayı da çıkarttıktan sonra yenisini takmak için de yerine oturtturduktan sonra bunu tamamen oturtturuyorsunuz makinenin içerisine. Şuradaki gördüğünüz lastikler suyun kaçırılmasını önlüyor. Yani su kaçağını önlüyor. Ve bunun da yerine tamamen ittikten sonra şu arkasında gördüğünüz somun var, görüyorsunuz. Bu somunu tamamen sıkıyorsunuz. Yerine sıktıktan sonra da su kaçağı önlenmiş oluyor.
Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Şurada bir delik var, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu delikte bunun termostat soketi. Zaten termostat soketini çıkartıyorsunuz eskisinden. Ve bu yeni gelen yere o soketi, termostat soketini takıyorsunuz. Hepsi bu. Yani yapmanız gereken işlem çok kolay. Eli tornavida tutan, pense tutan tüm arkadaşlar bunu yapabilir. Ben bunu 180 liraya internetten getirdim. Şimdi 600 liralık arızayı biz 180 liraya gidereceğiz. Bakalım nasıl gidereceğiz, hep birlikte görelim arkadaşlar. Tamamen itiyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, sonuna kadar ittim ben. Bunu ve vidayı sıkıyorum. Bunu tamamen oturtmazsanız su kaçağı olur arkadaşlar. Onun için tamamen oturturum bunu. Evet, şimdi işlem tamam. Oturturdum. Şimdi makineyi çalıştırıp deneyeceğiz arkadaşlar. Su kaçağı olup olmadığını ve sigortanın atıp atmadığını hep birlikte göreceğiz. Şimdi kapağını kapatalım. İşlemi devam ettirelim. Arkadaşlar, makinemizi çalıştırdık. Şu anda çalışıyor. Gördüğünüz gibi sigorta atmadı. Bir de kaçak var mı, su kaçağı var mı onu kontrol edeceğiz. Şu anda makinemiz su almaya başlayacak. Evet, su almaya başladı makine. Evet. Gördüğünüz gibi makinemiz çalışıyor ve sigortamız atmıyor. Bir de arka tarafı kontrol edelim. Soketin olduğu yerden ve rezistansın olduğu yerden su kaçağımız var mı? Bakın. Şu gördüğünüz soket bu. Hala su alıyor makine ve taktığımız yerden herhangi bir kaçak da gözükmüyor arkadaşlar. Evet dostlar, sorunu çözdüm. Soketi yerine taktım, rezistansı taktım ve makinemi çalıştırdım ve bu arızadan da böylece kurtulmuş olduk. Sizlerin de başına gelebilir. Evinizde mutlaka bunu önce kendiniz deneyin, yapamazsanız servisi çağırın. Ben herkesin bunu kolaylıkla yapabileceğine inanıyorum ve gördüğünüz gibi 600-700 lira civarında para istiyorlar. Ben 180 TL'ye bu işi hallettim. Sizler de yapabilirsiniz. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir başka yerde, bir başka güzel yerde, bir başka böyle arzada, doğada, denizde tekrar sizle görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.